Selamlar arkadaşlar. Chord progression diye bir olay var. Hemen size onu anlatacağım. Şimdi la minör tonu var ise, biri dediyse la minörden söylüyorum. La minörün alacağı akorlar aşağıda yazıyor. Yani bunları müzik teorisinde adamlar bulmuş. Sen eğer bu akorları doğru noktalarında kullanmayı öğrenirsen kulağın gelişiyor. Ve aa evet öyleymiş diyorsun. Şöyle iki tane tüyo vereceğim. Türk müziğinde, yani tabii klasik müziğinde demiyorum, pop müziğinde diyelim, şarkıların %90'ı bu 1'den 7'ye kadar yazdığımız tabloda ya 1'le başlar ya 5'le başlar. 1'le başlayana hemen bir örnek, 5'le başlayana bir örnek verip 2 transpoze ile konuyu anlatacağım. Şimdi örneğin adam geldi, tamam mı? La minörden ben Ferdanlı Yarkın Üzülmeyi istiyorum. Senin yapman gereken iş, senin o 5 var ya, o karar sesin işte, mi. Ağlama. La minör, tamam mı? La minörü aldın. Ne olur sen acı gel bende gör. Anlatmak istediğim şey sadece şu. Bu şarkı la minörle başladı. Bunun gibi bir sürü şarkı var, tamam mı? Bir de mi minörle başlayanlar var. Hemen bir minörle örnek veriyorum. Yine aynı şeyi yaptın. Karar sesini verdin. Dünyada inanmazdım biteceğine. Ve şöyle bir genelleme yapabiliriz ki mi ile başlayan şarkıların %80'i nakaratta la minör olur. Yani devam ettin şarkıya. Şarkıların günahı yok. Acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi. Gibi. Bunu mesela bir tane dayı atladı sahneye, tamam mı? Ben dedi işte şeyi okumak istiyorum. Si minör. İşte isyan. Aklına getireceksin, düşüneceksin. Si minör. Si minör. Hani Faruk Ezanesi. Şimdi kararım fa diyez, tonum si minör ise bakıyorum şimdi, tamam mı? Sol, mi, fa diyezde ben tonu verdim. Benim bu derdim. Niye? Çünkü si minör olmuyor. Yani bunu deniyorsun, denedikçe buluyorsun. Benim bu, bu değil. Şimdi benim burada anlatmak istediğim asıl şey bu. Sen eğer bu si minörü bulamadıysan, ya bu olmadı si minör diyorsan, tutup işte sol diyez majör deneme arkadaş. Git fa diyez minör dene demeye çalışıyorum. Bu da işte oradaki mevzuda 1'den 7'ye kadar olan sistemde la minör yerine hemen mi minör deniyorsun. Tamam. Asıl olayımız bu. Ve anlıyorsun ki bunların hepsi aslında aynı şeyler. Yani o 1'den 7'ye kadar olan yapılan tabloda 1-5 gerçekten ton do minör de olsa 1-5 oluyor. Aa diyorsun, lan nasıl oldu? Yani adam geliyor mesela fa minör ton. Ağlama ne olur sen. Şimdi fa minörle do minör ilişkisi aslında tabloda tek tek yazdığın zaman 1 ile 5'in ilişkisine dönüyor. Bu. Oradaki akorları, eğer ki hani akorları bilmeyen arkadaşlar varsa, çok kısa tekrar söylüyorum. Arkadaşlar iki tane burada tel var ya, bu üst tel mi teli ve la telinde olan fa, sol, la, si, do, re, mi ezberliyorsun. Yapacak bir şey yok. La, si, do, re, mi, fa, sol, la ezberliyorsun. Yapacak bir şey yok. Bu nerede işine yarıyor? Eğer 5. tel, kök notan 5. telse, yani basta eğer 5. tele basıyorsan, sen bu tutuş şekliyle sen minör akara ulaşırsın. Ve bastaki akordan dolayı, notadan dolayı pardon, bunun adı si minör olur. Do minör olur, re minör olur, mi minör olur, fa minör olur. Tamam mı? Minör basışın 6. root'taki hali de, şimdi bu si minördü ya, yukarıdaki si'ye gittiğin zaman bu sefer tutuş şeklin bu olur. Mevzu bu kadar. Si minör, do minör, re minör, mi minör. Bak aslında bu mi minör, hop ilk öğrendiğin akora döndü. Tamam mı? Mi minör, mi minör. Bak yani şurada hayali bir şey yap. Bunu düşünürsen hep ileri gittiğin zaman bas notalara geliyoruz. Şimdi hemen kısacık majörlerini de söyleyelim. Madem elimiz attık. 5.
kök sesimiz 5. teldeyse benim majör tutuşum budur. Bu tutuş benim majör tutuşumdur. Bas notam re ise bu, re majördür. Mi ise mi majördür. Fa ise fa majördür. Bunları da 6. teldeki tutuşuma gelirsem o da bu şekilde olur. Yani aslında hepinizin bildiği şeyler ama çok net böyle anlıyorsun böyle. Şimdi bu mi majördü ya 5. telde. Mi majör bak burada. Fa majör, fa diyez majör, sol majör, sol diyez majör, la majör diye gitti. Minör neydi? La minör. La minör. La majör. La majör. Aynı tutuş şekilleriyle yani oradaki notaları bilmesen bile şekli bileceksin. Ve o şekle göre yürüyeceksin. Ondan sonra 1 ile 7'yi de kullandığın zaman ortaya şarkılar çıkacak. Biraz deneyin olacağına eminim. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.